Pençe Yıldırım operasyonundan bahsedeceğiz. PKK'nın kalbine nokta operasyon yapılıyor çünkü şu anda. Türkiye terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyor. Bir yandan artırılmış gerçeklikle birlikte ekranlara o bölgeyi yansıtacağız. Biraz daha yakından anlatmaya çalışacağız bu operasyonda neler yaşandığını. Şimdi haritada da görüyorsunuz, özellikle kırmızı ile işaretlenmiş Metina bölgesi operasyonun kalbinin attığı nokta. Avaşin bölgeleri yine keza aynı şekilde hava destekli kara harekatı bu noktalarda gerçekleşiyor. Operasyona 5000'e yakın askerin dahil olduğu da yine bilinen bilgiler arasında. Harekat biliyorsunuz 30 Ağustos 2016'da başladı ve bugüne kadar da Pençe harekatlarının devamı olarak nitelendirildi. Harekatın son derece zor bir arazide gerçekleşiyor olması önemli. Günlerdir, hatta aylardır bu bölgeye operasyon gerçekleşir mi diye soruluyordu. İşte o operasyon başladı. Son derece zor iklim koşullarında icra ediliyor. Bir diğer yandan arazinin zor olmasıyla birlikte kışın etkisi biliyorsunuz hala devam ediyor. İşte kışın etkisinin sürdüğü ve arazi şartlarının oldukça zor olduğu bölgeler burası. PKK'nın da en iddialı olduğu noktalar aslında. Yani Peşmerge'nin giremediği, Irak ordusunun giremediği, Irak Federal Polisi'nin giremediği ya da başka bir güç unsurunun giremediği alanlar. Şu an ekrana yansıyan Sinat, Haftanin, Zap, Avaşin, Gara, Hakurk gibi bölgeler. Dediğimiz gibi Metina ve Avaşin bölgesi aslında kalbinin bulunduğu nokta bu operasyonun. Sözde devlet ilan etmişti PKK bu noktalarda. Sözde buralar kurtarılmış bölgelerdi biliyorsunuz. Bunlar konuşuluyordu. PKK'nın bütün coğrafyadaki varlığının güç noktası olarak aslında adlandırılıyordu. Şimdi burada PKK'nın kalbine, karargahına Mehmetçik bir mızrap gibi saplanmış durumda. Aslında bunlar tabii bir yandan da terör ve güvenlik uzmanlarının yaptığı operasyona ilişkin yorumlar, açıklamalar. Bölgeye bir hava hücum baskın harekatı yapıldı ve sonrasında da işte operasyon başlamış oldu. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı gibi tam olarak bu bölgelerde devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam etti operasyonlar. Kahraman komandolar teröristlerin inlerine girmeye devam etti. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin son gelişmeleri de paylaştı. Hava kuvvetlerinin terör hedeflerini yerle bir ettiği görüntülere de yer verildi. O görüntülerde bir yandan ekrana yansıyor. Metina ve Avaşin Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait hedefler etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor. Komandolarımızın ara bul yok et parolasıyla bölgede başlattığı arama tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzaklarıyla silah ve mühimmatlar da bir yandan tespit ediliyor. 25 Nisan'da Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefte düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.